14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine 35 gün kaldı. AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu. Açıklanan listede birinci sırada Ayhan Gider, ikinci sırada de İskenderoğlu, üçüncü sırada Nazım Hikmet Keskiner, dördüncü sırada ise Halil Zahit Mert yer aldı. Adayların belli olmasının ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ton TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Türkiye'nin yeni yüzyılındaki meclisindeki Gazi Meclisimizdeki temsilcilerin listesi bu liste. Bu listeler inşallah e, Türkiye'yi yeni hedeflere, e, yeni projelere ta, taşıyacak olan listeler. Bu yönüyle biz e, listelerde yer alan tüm milletvekili adaylarımıza şimdiden muvaffakiyetler diliyoruz. Aynı zamanda e, bu demokrasi yarışında, bu demokrasi şöleninde ben de varım diyen tüm milletvekili aday adayı arkadaşlarımızı da canı Gül'den kutluyoruz. Bu dönem ee, üç dönem kuralına e, takılan vekillerimiz oldu. Bu anlamda e, geçtiğimiz dönemlerde Çanakkale'ye çok büyük hizmetleri olan e, kıymetli grup başkan vekilimiz ağabeyimiz Sayın Bülent Turan'ın e, adaylığı söz konusu olmadı. Üç dönem kuralından ötürü kendisi aday olmadı. E, dolayısıyla Çanakkale'de bir yenilik oldu. Hani derler ya nasıl geldiğin değil nasıl gittiğin önemlidir diye biz Sayın Bülent Turan'a duruşundan dolayı Canlı Gölden bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve geçmiş dönemdeki hizmetlerinden ötürü yine e, Sayın Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turana ve Millet Milletvekilimiz Sayın Jülde İskenderoğlu'na canlı Gölden teşekkür ediyoruz. Yine yeni dönemde de inşallah AK Parti'miz e, e, vekilleriyle çok çok güzel hizmetler yapacak Çanakkale'de e, ve hep beraberce bunu göreceğiz. Geçmişte olduğu gibi yarında Yeni Türkiye yüzyılında, Türkiye'nin yeni yüzyılında Çanakkale e, parlamaya devam edecek. AK Parti listesinde birinci sıradan aday olarak gösterilen Ayhan Giderse Ton TV'ye yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer verdi. Türkiye'nin geçirdiği en önemli seçimlerden biri bu. Ee, bu anlamda hepimizin çok işi var. Ben listemizin çok güzel bir liste olduğunu düşünüyorum. Gerek Şülde Hanım'ın gerek 3 ve 4. sıradaki arkadaşlarımızın biga küçük uy dengelerinde oturmuş olmasından dolayı Çanakkale'de birinci parti olacağımız konusunda bir tartışma zaten yok. Bunu düşünmekle abesleştik hali olur. Tüm partilerden talebim de şu, güzel ve temiz bir seçim geçirmek. Çanakkale ve Çanakkale'liğe yakışan bir seçim geçirmesi lazım ee, bu dönemde hepimizin. Ben adayların tamamına yakını tanıyorum. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek İyi Parti'de ve e, hepimizin buna riayet edeceğinden eminim. Seçim zamanı tabii ki hepimiz söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Halkımıza derdimizi anlatacağız. Oyunu isteyeceğiz. Halk ne derse o. En büyük hakem halktır. Biz çarşamba günden itibaren topyekun arkadaşlarımızla çalışmalara başlayacağız. Çünkü salı günü aday tanıtımımız var. Bu seçim için e, spesifik bir çalışma. Yoksa AK Parti biliyorsunuz 12 ay 365 gün zaten sahadadır. Bizim tüm yönetimlerimizde herkesin görevleri bellidir. Mahalle delegemize varana kadar biz sahadayız. Dolayısıyla biz seçimde sadece biraz tempomuzu arttırıyoruz. Yeni bir sürece girmiyoruz. Çünkü AK Parti halkın içinden çıkmış bir parti, milletin kendi partisi. Dolayısıyla biraz daha fazla koşacağız, hepsi bu.